Sizleri bugün bir şahsiyetle tanıştırmak istiyorum. Sema Coşkun, seyyah firmasının sahibi. Nerede mazlum varsa, nerede gariban varsa, nerede zulme uğrayan, fakir fukara, ekmeğe muhtaç kim varsa imdadına koşan bir isim. Sema Coşkun Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Uzun zamandır görüşememiştik ama şimdi İstanbul vesilesiyle, Keşköz vesilesiyle hem de seyyahlığımız sizinle tekrar bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ben de aynı şekilde. Sema Coşkun kimdir? Sema Coşkun aslında Sivas'ta doğmuş, yetişmiş, Anadolu'lu bir kadın. İtalya'nın konumunda İsviçre'ye evlenerek gidiyor ve ardından da orada çeşitli çalışmalara başlıyor. Ben kalıpların kırılması, bir şeylerin aşılması, bir şeyleri değiştirilmesi gerektiğine inandığım için böyle acı verici bir noktadan girerek işte gurbetçilerin Türkiye'ye sığdırılamaması, Avrupa'da kabul edilememesi, arada tutulması düşüncesi beni her zaman içimi yakmıştır. Bunu tamamıyla kırabilmek için Avrupa'ya gittiğimde orada çeşitli çalışmalar yaptım. Gezinmek Avrupa'yla başladı benim için. Ardından Türkiye'ye gelip Türkiye'de gezmelere başladık. Sonra Orta Doğu falan vesaire o civarları gezerken de yolumuz Kudüs'te buluştu. Kudüs'te buluştuktan sonrasında da zaten artık bu seyyahlık farklı bir boyuta taşınmaya başladı. İnsanların hayatına dokunmayı, işte Avrupa'da yaşanan sıkıntıları gözlemleyerek mi yola çıktınız? Yani Müslüman bir coğrafyada, işte Kudüs'te mesela Filistinlerin yaşamış olduğu süreç. Ya Avrupa'da ne bileyim biraz daha gamsız bir hayat sürüldüğüne dair bir izlenim var toplum olarak. İşte Avrupa'dır, euro kazanıyor, dolar kazanıyor, toplum işte umurunda değil gibi söylemler çok fazla. Avrupa genelde görmüyor mu? Yani siz nasıl gördünüz? Ben oraya gittiğimde toplumumuzu Türkiye'yi daha çok dışarıdan görebilme imkanına sahip oldum. Gittiğim ülkelerden Türkiye'yi daha çok iyi gözlemleme imkanına sahip oldum. Ben şuna inanıyorum. Oradaki yaşayan vatandaşlarımız, Türk vatandaşları, üzülerek söyleyeceğim ama buradaki insanlardan çok daha fazla vatansever. Buradaki insanlardan çok daha fazla ülkesinin derdinde. Çünkü oradaki şartlar çok kolay değil. İşte buradan bakıldığında, dışarıda yaşanmadığında ki emin olun Mehmet Bey, sürekli Avrupa güzellemesini veya diğer ülkelerin güzellemesini yapan kişiler yurt dışına çıktıklarında burada yaşanmaz deyip geri dönüyorlar. Umarım bu söyledikleriniz Türkiye bir mühendisini kaybetti, Avrupa bir bulaşıkçı kazandı gibi söylemlerde bulunup irtica etmek cehaletinde bulunanlara ders olsun. Gelelim hikayenize. Bu seyyah çeşitli yerlere seyahat düzenleyen bir firma. Mescid-i Aksa ile başladınız herhalde. Öncesinde vardı. Resmiyete biz Mescid-i Aksa ile başladık. Çocukluğumuzdan beri bir Mescid-i Aksa hayranlığı vardı her zaman. Onun öncesinde Avrupa gezileri yapıyorduk. Orta Doğu'ya gidip geliyorduk. Arkadaşlarımızla beraber anlaşıp bu sene şuraya gidelim, buraya gidelim, şurada tatil yapalım ya da işte ne bileyim burayı keşfedelim. Meraklı bir şeyimiz vardı, yapımız vardı. Keza çocuklar da aile olarak da bizim bu ilgimizle beraber hep gezdiğimiz için insanlar artık ya iyice seyyah oldun, geziyorsun her yerde söylemlerinden dolayı seyyah ismini de o şekilde bize yakıştırdılar. Mescid-i Aksa'dan sonrasında orada bana gerçekten güzel tavsiyelerde bulunan bir abimizin, bir hocamızla beraber artık bu işi bir şirket olarak, bir resmiyete dökerek çok daha fazla insanın gelmesine vesile olarak, aynı zamanda bu sadece benim kendime yapmış olduğum bir şey değil, benim gibi birçok insanın da orayı tanıması, bilmesi, orayla hemhal olabilmesi ve gerçekten güvenli ve orayının her şeyini, dokusunu tanıyan, bilen kişi olarak orada bulunmam, orada hizmet vermem, eğer bir şeyleri savunuyorsam o topraklarda bunu çok daha güzel bir şekilde yansıtabilmem için orayla hemhal olmam gerekiyordu. Bunun sürdürülebilir olması için de ticarete dökmemiz lazımdı. Haliyle seyyah olarak şirketimizi kurup tur organizasyonumuzu hazırlamaya başladığımızda ilk Mescid-i Aksa'yla başladık programlarımıza. Ardından diğer ülkeler, Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, Türkiye içerisinde birçok alanlarda çalışmalar yaparak turizm faaliyetlerimizi aktifleştirdik. Yelpazemiz geniş bu bağlamda. Yani özellikle Filistin'de zulme maruz kalan kardeşlerimiz var. Orada bulunmanın onlara getireceği fayda ağırlıklı olarak insanları o yöne yönlendiriyor diye bir söylem var. Bu ne kadar doğru? Yani tamamen ticari mantıkla mı yapılıyor yoksa Filistinlilerin yanında olmamız lazım bir Müslüman kimliğiyle? Hangi fikirle oraya gidiyoruz biz? Orada bir dava var. Orada gösterilmesi, yansıtılması gereken bir şeyler var. Ve bunu çok doğru bir şekilde yansıtabilmek önemli. 2015 senesinden bu yana 40 defadan fazla gittim ve mütemadiyen giderim. Burada daralsam nefes aldığım yer, gidip rahatladığım yer yine Mescid-i Aksa'dır. Peki orada nasıl karşılanıyorsunuz Filistinliler tarafından? Eşsiz bir karşılaşma oluyor bu. İlk gördüklerinde zaten isterseniz boynunuzda bir Türkiye bayrağı olsun olmasın,
matrak diye sesleniyorlar. Türk geldi şeklinde söylüyorlar. Ve görür görmez de sizi zaten boynunuza sarılmak istiyorlar hemcinsleriniz. Ya da gelin bir kahve ikram edelim şeklinde yaklaşıyorlar. Hepsi istisnasız aynı şeyi söyler. Topraklarınıza hoş geldiniz. Ev sahibi sizsiniz şeklinde karşılanıyoruz. Filistinler özellikle o eski zamanların huzurun, barışın, Osmanlı egemenliğinde İslam sancağı altında yine Yahudilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da bir arada huzur içerisinde yaşayacakları zamanları bekliyorlar. Sadece Filistinler açısından demiyor. Diğer milletlerin, diğer insanların da istedikleri şey artık huzur gelsin. Siz Filistinlerden bahsediyorsunuz ama biz oraya gittiğimizde oradaki Hristiyanlar da bizi karşıladıklarında Türkler geldiler diyorlar. Ve aynı zamanda Yahudiler de İsrail askerlere büyük bir ilgi var. Bundan şunu çıkarabilir miyiz? İsraillerin Türkiye ile problemi yok. İsrail yönetiminin yapmış olduğu sıkıntılar var. Siyonizm. En büyük problem Siyonizm zaten. Şimdi ayırt edemediğimiz şey her Yahudi'yi Siyonist olarak görüyoruz. Siyonizmin de hedefleri bellidir. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Mesela Yahudilikte de çeşitli mezhepler var, çeşitli tarikatlar var, inançlar var. Bazı mezhepler özellikle söyledikleri şey şu anki devletin yıkılması gerektiğine inanıyorlar. Kurtarıcılarının gelebilmesi için. Ya da bazıları da diyor ki ben laikim diyor. Ülkenin zaten %60'ı laik olarak kabul ediyorlar kendilerini. Böyle bir çatışmanın olması gerektiğine inanmıyor şeklinde yaklaşan kesim de var. O kadar karışık düşünce sistemi var ki ama genel olarak insanların hepsi orada yorgun. Yani bir şeyleri yapmaktan yoruldular. Sürekli olayların çıkması, bir şeylerin ortaya çıkarılması ve orayı kışkırtan da azınlık bir kesimdir. Filistinli kardeşlerimize o zulmü yapan kesimle alakalı söylüyorum. Koskoca bir İsrail sanki onu yapıyormuş gibi gösterilse de aslında baktığımızda İsrailli olmayan, aslında Yahudi olmayan düşüncelerin bir araya gelerek küçük bir topluluğun o bölgede, coğrafyada kendi hesaplarını ortaya çıkarmak için yaptıkları bir kışkırtma, bir zulüm, bir işkence sahası haline getirilmiş orada. Ya şunu söyleyebilir miyiz? Flash, Sema Coşkun'dan İsrail'e övgü diyebilir miyiz? Hayır. Küçük bir kesim oraları, o ortamı karıştırıyor gibi söyleminiz var. Evet. Geriye kalan İsrailler genelde iyi insanlar söylüyor. Şöyle söyleyelim aslında. Şimdi bütün dünyada bir küresel güç var, öyle değil mi? Yani dünya beşten büyüktür diye Cumhurbaşkanımız söylemişti. Bütün ülkelerde, devletlerde, dünya idaresinde de bu böyledir. Bir yerlerde bir şeyler yönetiliyor ve bunu bütün dünya yapmıyor, bütün ülkeler yapmıyor Mehmet Bey. Şöyle bir baktığımızda kararı alan, o masada toplanan insanların almış oldukları kararlarla olaylar çıkıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa ben gittiğimde her sokağa bilirim. İnsanlar beni gördüklerinde seyyah geldi diye karşılarlar Kudüs'e gittiğimde mesela. Ama hakkaniyetli de olmak lazım. Yani bir Türk İsrail'e girdiğinde, Kudüs'e girdiğinde, Filistinlerle beraber olduğunda sanki hemen biri çıkacak, bize bir ateş edecek. Yıllardır ben Kudüs'e girmememdeki sebep buydu. 2015'e kadar hep endişeliydim. Ya ben gidersem belki yaralanacağım, belki ateş edilecek, işte bombalar patlatılıyor. Bu düşünceyle gittim. Şu an gidebiliyorum. Büyük bir korku imparatorluğunun içerisine kendisini hapsetmiş olan kişiler asla tursuz gidemem, asla şunu yapamam, asla bunu yapamam şeklinde yaklaşıyorlar. Yani ama tek başına da seyahat edilebiliyor musun? Mescid-i Aksa'ya giden birileri İsrail'e de gidip dolaşabiliyor mu? Tabii. Ya orada bir sıkıntı yaşıyor. Yok, şöyle sıkıntı yoktur. Mescid-i Aksa'ya giden kişi diğer şehirleri de ziyaret edebiliyor. En tehlikeli noktalar hep uç noktalardır. Mesela Kudüs içerisinde Yahudilerin yaşadığı bir mahalle vardır. O insanlar mesela İsrail'in yıkılmasını isterler. Sistemin tamamen yok edilmesini isterler. Oraya her ne kadar böyle bir düşünce olsa da mahallelerinde Filistin bayraklarını dalgalandırıyor. İsrail bayrağını yakıyor olsalar da kadın olarak ben giremem oraya mesela. Bir Müslüman olarak da giremem. Açık olsam, Hristiyan olsam, başım açık olsa, saçlarımı şöyle bir uzatsam yine girmem yasak. Bana zarar verebilirler. Yani içlerinde de farklı şeyler yaşanıyor. Yansıtılan nedir? İşte Amerika'da onların bir kolları ya da diğer Avrupa ülkelerinde kolları nedir? Filistin olayları olduğunda, yani Filistin'e bir saldırı olduğunda ve bunlar için mitingler düzenlendiğinde onlar da mesela hemen çıkarlar meydanlarda, Filistin'in yanında gösterilerde bulunup Filistin bayrağını dalgalandırıp İsrail bayrağını yakarlar. Böyle bir durum var ama içerilerine girildiğinde içeride de farklı bir görüntü var. Sen benimle orada yan yana dururken o mitinglerde bu bayrağı yakıyorsun, diğer bayrağın özgürlüğünü savunuyorsun ve madem öyle ben senin mahallene geldiğimde ben neden o korkuyu yaşamam gerekiyor? Uç noktalara bulaşmadan, uç noktaların ekmeğine yağ sürmeden orada bir şeyler yapabilmek mümkün ki İsrail pasaportuna sahip çok sayıda Filistinliler de var. Ben Tel Aviv'e, Yafa'ya gittiğimde, oraları gezdiğimde girdiğim mağazaların çoğu Filistinlere ait. Ama baktığınızda üzerinde İsrail yazısı var, tabelası var. Pasaportları İsrail pasaportu ve onlar da orada yaşıyorlar. Tıpkı bizim Hristiyan bir ülkede, İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da yaşayıp o pasaportları alıp orada kullanıyorlar.
kullanıp onların nüfusunda İsviçreli olarak sayılmamız gibi, oy kullanabilme hakkımızın olması gibi, onlar da oraya entegre olmuş bir şekilde yaşamını sürdüren Filistinli bir kesim de var. Seyyah olarak bizi Filistin'e götürdünüz. Nereleri gezecekler? Kudüs'te bulunmak, Filistin topraklarında bulunmak, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere bir yürüyüş gibi. Bir sayfayı açıyorum, Bakara suresinin içerisinde anlatılan kıssalar, Allah-u Teala'nın bize anlattığı şeyler, oranın olduğu gerçekleştiği yerlerde geziyoruz. Yani Hazreti Davut Aleyhisselam'ın bulunduğu yer, onun kabrinin olduğu yere gidiyoruz. Hazreti İbrahim Efendimiz'in yaşadığı, çocuklarının Hazreti Yakup, Hazreti İshak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yerlerde bulunuyoruz ve onların ailelerinin olduğu yerler. Yani onların hepsinden bir ruhaniyet, bir parça orada kalmış oluyor ki kiminin makamı, kiminin kabri var orada. Hazreti Musa Aleyhisselam da yine Eriha bölgesinde, onun da makamı orada. Selahaddin Eyyubi'nin yerini işaret etmesiyle ki Selahaddin Eyyubi aslında Şark'ın sultanı olarak, büyük bir hükümdar olarak anılsa da kendisi ilme karşı çok büyük bir ilgisi vardı ve ünlü bir muhaddisti. Hadisleri tesvir ettiği zamanlarda da Hazreti Musa'nın kabrinin şu anki külliyenin olduğu yerde olduğunu söyleyerek orada o makamı inşa etti. Nebi Musa makamıdır. Bu arada biz Nebi Musa makamında çok güzel izler bıraktık. Orayı tadilatını gerçekleştirenlerden olduk. Oranın önceki senelerdeki durumu çok iyi değildi. Ve bundan dolayı da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamının da anahtarını sağ olsunlar. Oradakiler de bize teslim ettiler. Bu ancak size yakışır Sema Hanım şeklinde sağ olsunlar. Böyle bir mütevazilik gösterdiler. O yüzden orada izler bırakmak çok önemli. Yine aynı bölgede Eriha'da Hazreti Lut peygamberimiz de orada yaşamıştı. Ölü Deniz dediğimiz, Dead Sea olarak bildiğimiz ve çok yüksek oranda tuzlulukla beraber batmadan gazete okunabileceğini gösteren Ölü Deniz de yine orada. El Halil zaten Hazreti İbrahim Efendimizin ve ailesinin yaşadığı yer. Kudüs, Zeytin Dağı, Kudüs'ün içerisinde gezilebilecek Yahudi Mahallesi, Hristiyan Mahallesi, Ermeni Mahallesi, Müslüman Bölgesi. Buralar gezilebiliyor. Yapa Bölgesi'nde Osmanlı eserlerimiz var. Oralar gezilebiliyor. Bunun yanı sıra daha büyük bir program yapılacak olursa Akka'da, Hayfa'da yine Osmanlı'nın izlerinin olmuş olduğu yerlerde, çok daha böyle farklı deniz kıyısındaki yerlerde de programlar sürdürülebiliyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen birçok olay yaşamış olduğu bölge. O yüzden çok büyüleyici Mehmet Bey zaten. Miraç hadisesinde Resulullah orada 124 bin peygambere namaz kıldırdığında, imamlık yaptığında oraya bütün peygamberler, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin var olduğuna inanıyoruz. Orada bulunduklarına inanıyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yine orada bulunmak istemesi, ardından kabrinin tekrar El Halil'e getirilmesi, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Süleyman Mabedi'ni ilk yaptıktan sonrasında orası için dua etmesi. Bu yüzden orası maneviyatın en yüksek doruk noktalarda yaşandığı bir bölge. Aksa dediğimiz yer Resulullah'la Rabbimizin buluşma kapısı olarak görüyoruz ve bu yüzden oraya ilk giden kişi farklı bir maneviyatla sarsılır, farklı bir kapı açılır orada. İnşallah herkese nasip olur. Amin. Peki ben takipçilerim sizin aracılığınızla gelmek isterlerse yardımcı olur musunuz? Tabii ki, buyursunlar. Başka nerelere gidiyorsunuz tur firması olarak? Hindistan'a gittiğimizde Nizamettin Evliya Hazretleri'nin dergahı vardır. Oraya gidip orada insanlara yiyecekler dağıtıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri ve onun silsilesinden gelen diğer alim zatların ziyaretleri. Ölü yakma merasimlerine de katılıyoruz. Ganj Nehri gibi nehirleri ziyaret edip orada çeşitli kültürleri görmelerine de sağlıyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Biz ne kadar farklı inançların olduğu yerlerde olursak imanımızı tazelememiz daha kolay oluyor. O coğrafyalara gittiğimizde kendi tercihleriyle yaşadıkları bir hayatları var ve aslında İslam'ın ne kadar yüce olduğunu, inançlarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha orada o gördüğümüz manzaralarla işte budur diyoruz. Çünkü yolda bir yürüyorsunuz Mehmet Bey, milyonlarca put var. Milyonlarca tanrıları var. İnandıkları şeyler var. Bunlara baktığımızda bunu küçümsemek için söylemiyorum. Bu bir inançtır. İslam'ın ne kadar şerefli bir din olduğunu, aslında bütün merkezinin İslam olduğunu, insanlığın huzurunun, rahatının, insana değer verilecek yerin İslam'la beraber mümkün olabileceğini daha net görmüş oluyoruz. Programlarımızda bir kesim kutsal emanetleri ziyaret ederler ama bir tarafta daha kültürel, daha burayı tanımak maksatlı bir alanda olmak istiyoruz dediklerinde o zaman da onları da diğer taraflara yönlendirecek şekilde veya iki tarafın kombini olacak şekilde turumuzun karakterine göre de şekillendirmeler yapıyoruz. Çünkü butik program bu. Taç Mahal'e gideriz, Bollywood dans gösterisini izleriz. Çeşit çeşit orada kültürel ne varsa onu alıyoruz oraya dair. Afrika'ya da programlar düzenliyoruz. Mesela yardım faaliyetleri zaten benim özümdür. Keşkül'ün kuruluş amacı ne? Yani gördüklerinizden ders alıp böyle bir şeye girişeyim, insanlara yardımcı olayım düşüncesiyle mi yola çıktınız? 2015 yılında yurt dışı faaliyetlerine başladık. Afrika'ya gitmeye başladım ve orada gördüğüm manzaralar
gerçekten içimi her zaman yaralayan noktalar olarak oldu. Çünkü ilk defa farklı bir kıtaya gidiyorum. Görmediğim şeyleri görüyorum. Yaşamadığım şeyleri yaşıyorum ve tanıklık ediyorum. Bunlar da beni haliyle çok etkiledi. Haliyle dernek kurmak zorunda kaldım. Yahudi bir çocuğu sevdim diye beni Siyonist ilan eden kesimler de oldu. Gazeli çocukların olduğu, lösemili hastaların olduğu bir hastanede yardım programı yaptım. İftar programı yaptık. Sahur programı yaptık. Ve o çocuklarla kucaklaştık. Bunu bana sağlayan bir rahipti mesela. Onunla çalışmalar yaptım ve bu tür çalışmaları yaptığımda insanlar hemen ötekileştiriyorlar. Ya işte böyle mi olması lazımdı, olmaması lazımdı. Hemen bir şeylere yakıştırıp üzerimize bir gömlek giydiriyorlar ne yazık ki. İnsanların ne söylediğiyle çok fazla ilgilenmedim. Ben çizgimi her zaman İslam'a göre ilerlemeye gayret ederek, İslam'ın çizdiği sınırların dışına çıkmadan, düşüncelerimi de bu şekilde geliştirerek ilerletmeye gayret ettim. Benim bazı coğrafyalarda düşündüğüm, yaptığım politikalar şu zamandaki kişilere ya da farklı yerlere daha farklı gelebiliyor. Kimisi tarafından çok çabuk kabul edilebiliyor, kimisi tarafından da yok böyle bir şey olmaz deyip reddiyebiliyoruz. Böyle durumlar yaşanıyor. Ama derneğimizin kurulmasındaki en büyük amaç insanların yaşam kalitesini daha çok yükseltmek ve görünmeyen şeyleri göstermeye gayret etmek. Ülkemizde yoğun bir deprem oldu. Oraya yardım götürdünüz mü? Götürdük. Hemen araçlarımıza eşyalarımızı yükleyip hızlı bir şekilde yola koyulduk. Hatay bölgesinde ilk olarak çalışmalarımıza başladık biz. Orada gördüğümüz manzaralar dehşetti. Yani arkadaşlarımızın da ilk tecrübeleri oldu bazı arkadaşlarımızın. Onlar açısından da çok ağır durumlar yaşandı ama mümkün olduğunca oradaki o durumu kurtaracak, psikolojileri alt üst etmeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ettik. Şimdiye kadar diğer ülkelere gittiğimiz yerlerde yokluk var, perişanlık var, açlık var. Hangi ülkeler mesela? Mesela Bangladeş'e gittiğimizde Arakanlı mültecilerin yaralı bir şekilde sıfır noktasından karşıdan hani orada Budistlerin yapmış olduğu bir işkence vardı. Kimileri yaralı olarak geliyordu, kimisi karşı taraftan yüzerek geliyordu. Hala evlerinin bulundukları yerden yangınlar çıkıyordu. Oradan geldiklerinde onları karşı tarafta karşılayan bizler oluyorduk mesela. Can havliyle insanlar bir yerden bir yere göç ediyorlar. Ve bunların arasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne zaman sosyal medyayı açsam işte Sema Coşkun'un Keşkül Derneği Afrika'da bilmiyorum falan kuyuyu açtı. Ya da Afrikalı şu mazlumlara şu yardımda bulundu. Size ihbar mı geliyor? Siz takip mi ediyorsunuz? Sizin orada ajanlarınız mı var? İşte falan yerde bir gariban var. Böyle mi yola çıkıyorsunuz? İstanbul'da dahi çok perişan, çok yoksul, çok kötü durumda yaşayan aileler var. Biz bu aileleri sosyal medyada bulup çıkardığımızda, yayınladığımızda kısmen yayınlıyoruz. Onların müsaade ettiği ölçüde. Birçok dernekteki arkadaşlarım ya da bağışçılarımızın Sema Hanım nasıl mümkün olabilir bu görüntü diyorlar. Yani böyle bir aile nasıl yaşayabilir? Bizim topraklarımızda nasıl mümkündür bu? İnanmıyoruz şeklinde yaklaşıyorlar. Şaşırtıcı geliyor. Ama insan ne isterse, ne ararsa onu buluyor Mehmet Bey. Hangi coğrafyada olursanız olun. Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bir köye giden de siz oluyorsunuz. Çünkü o kader sizi oraya götürüyor. Bir bağlantılarla, bir vesileyle. Asya ülkelerinde de keza. Ve şöyle bir durum vardır. Biz Afrika çalışmalarına en basitinden örnek vereyim. Ekibimle beraber gittiğimizde ve gönüllerimizde içinde olduğunda bir köye gidip yardım çalışmaları yaptığımızda bütün köy halkı ve civardaki köyler ekibimizin etrafında bulunurlar ve bulundukları zamanda da bir curcuna olur, karışıklık olur. Arkalara geçelim. Ekibim ön tarafta çalışmaları yaparken arkada kimler kaldı? Kimler nerede oturuyor? Kimler ilgilenmiyor bu yardımla veya hangi evin içerisinde insanlar kaldı diye kendi başıma bir keşif yaparım. Ve girdiğim noktalarda evlerde de çok üzüldüğüm manzaralarla karşılaşırım. Kenara atılmış çok yaşlı. Çünkü yaşlara çok fazla değer verilmiyor ve yaşlı çok fazla yoktur. Afrika'nın yaş ömrü 50'li yaşlarda vefat ediyorlar genelde. Çok fazla ömürleri olmuyor. Gıdasızlıktan mı kaynaklı? Hijyen ortamı zaten yoktur. Sağlıklı beslenme yoktur. Sağlık hizmetleri yoktur. Yetersiz beslenme, fakirlik, yoksulluk onların hepsinin getirmiş olduğu etkilerle beraber insan ömrü fazla uzun değil. Avrupa'da keza İsviçre'de ben 18 sene bulundum. Orası için yaşlar ülkesi denir. Çünkü bir insanın yaşam süresi uzatılmıştır. Hem sağlık alanında hem çeşitli alanlarda her zaman daha kaliteli yaşadığından dolayı bu yoksul ülkelerde oran tabii daha fazla değişiyor. Türkiye'de kötü niyetli yardım kuruluşları da var. Haliyle evet. Türk toplumu da biraz temkinli davranıyor. Özellikle İslami kesimlerden bu tür yardımlar çıktığı için sağ olmasın bizim bir kısım medyada bunları karalamak için işte cemaatlerdir, işte dergahlardır bunlarla ilgili karalayıcı çok haber yaptığı için Türk insanının güveninin zedelendiğini hepimiz kabul ediyoruz.
ağırlıklı olarak Türkiye'de çok fazla güven duyulmadığı için yardım elinin çok rahatlıkla uzatılmadığını da gözlemleyen bir gazeteciyim ben. Yani yardımda bulunmak isteyenleri rahatlatacak, kafasındaki soru işaretleri giderecek, ya tamam ben bundan eminim diyebilecek birkaç cümle dinlemek istersek neler söylemek istersin? Kendi derneğimizin çalışmaları zaten şeffaftır. Bize siz mesela şu an önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban'a gideceğiz inşallah. Hatta çok etkili bir bölgeye gideceğiz, Uganda'da. İlk İslamiyet'in doğduğu ve 1970'lerden beri hiçbir yardımın STK'nın gitmediği zorlu bir bölgeye gideceğiz uyarılar almamıza rağmen. Mesela kurban kesmek istiyorum. Bana ne kadar mal olur? Şu an bizim bu seneki kestiğimiz kurban ölçülerinde, ebatlarında, yapısına baktığımızda, kestiğimiz coğrafyadaki aldığımız kurbanlara baktığımızda bir hisse bedeli olarak 100 euro karşılığında biz kurbanlarımızı kesiyoruz. 100 euro? 100 euro. 7 hissede bir büyükbaşımızı kesiyoruz. Ben nereden bileceğim sizin kestiğinizi? İletişim bilgilerinizi alıyoruz. Arkadaşlarımız kayda geçiriyorlar. Hatta bazen kurban videolarımızı kestiğimiz gün ulaştırdığımız durumlar da çok oluyor. İnternetimiz eğer kuvvetliyse, bir sıkıntı yaşamadıysak bir kısım hemen ilk günden sizin videonuzu size ulaştırıyor. Yani orada benim adımı mı zikrediyor? Tabii Mehmet Özışık adına şu an vacip olan kurbanını kesiyoruz diyoruz. Ha, ben size oradaki vekaleti veriyorum. Tabii tabii biz de oradaki kasabımıza kesecek olan kişiye vekaleti veriyoruz. O video mutlaka kurban kesmek isteyen kişiye ulaştırılıyor. Evet, senelerdir. Yani bu alanda yaklaşık 10 senedir varım bulunuyorum. 10 senedir bütün çalışmalarımızı her zaman bu şekilde yaptık. Görüntülerle destekledik. Ülkemiz gerçekten dernekleri denetleme konusunda çok iyi. Yani şu an derneğe gelen miktarlar ne kadar geliyor, ne kadar çıkıyor? Biz disiplin içerisinde dernek çalışmalarını yapıyoruz. Bunu biraz da devlet zorluyor. Tabii ki devlet zorluyor. Devlet her şeyi kontrol ediyor. Senin kasana ne kadar para gelmiş? Sana gelen o miktarlar ne için gelmiş? O miktarların ne kadarını çıkardın? Neler yaptın? Bunu bana belgele diyor. Belgelemediğiniz takdirde çeşitli cezai işlemler uygulanıyor veya derneklerin kapatılması falan vesaire bu tür şeyler sonuçlarla karşılaşabiliniyor. Bu yüzden gerçekten bu konuda güzel bir denetim vardır devletimiz tarafından. Bunun haricinde yapılacak işlerle alakalı olarak yurt dışında yapılan çalışmalarda insanların ilk öncelikli olarak bakmaları gereken şey bu dernek, bu çalışmayı yapan kişi Türkiye'nin ne kadar yanında? Bağışçımız Türkiye'nin yanında mı? Devletini savunuyor mu? Devletinin derdinde mi? Biz sadece Ramazan dernekçiliği ya da kurban dernekçiliği yapmıyoruz. Biz yurt içinde, yurt dışında, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Türkiye içinde mütemadiyen fabrika gibi çalışan bir derneğiz. Ve yaptığımız çalışmaların birçoğunun karşılığını biz bağışçılarımızdan almıyoruz bile. Kendi derneğimizde, bünyemizde kalan miktarlarla beraber acil yardımlar gerçekleştiriyoruz. Bazen yardım gelmesini beklemeden hızlı hareket ettiğimiz durumlar oluyor. Şimdi artık insanlarda şey de var, kendilerini kamufle de edebiliyorlar ama bunu sadece bir yere kadar yapabiliyorlar. Fazla yapılamıyor. Bir yerde muhakkak kokusu çıkıyor. Ve şeffaflık ölçüsü. Yapılan çalışmalarda ne kadar kişiler şeffaf olabiliyor? Ne kadar devletinle beraber iç içe çalışmalar yapabiliyor? Şahsen çok büyük darbeler aldık milletçe. Hem yurt dışında hem yurt içinde yaşanan o büyük darbe olayları falan insanlarımızın şüpheyle yaklaşması gayet normal. Tesettürlü olmam da hemen insanlarda bir şey oluyor. Ya işte acaba devletinin, vatanının, milletinin yanında mı? Ya da başka bir şeyin yanında mı? Başka bir şeyle mi ilgileniyor? Ya da birileri mi var? Arkasında düşüncesi çok oluyor. Ama her zaman söylediğim, ısrarla söylediğimiz bir şey var. Hiçbir partinin, hiçbir cemaatin, hiçbir topluluğun, hiçbir şeyin içerisinde değiliz biz. Arkamızda olan birileri yoktur. Arkamızda olan sadece yetimin, öksüzün, garibanın duasıdır. Olduğu kadar nasibimiz ne varsa o şekilde yol alırız şeklinde yaklaşıyoruz. Bunu gördükten sonrasında çok fazla endişe yaşayacakları durumlar olmaz zaten. Sizin şahsınıza müracaat eden oluyor mu? Çok oluyor. Yani, ne yapıyorsunuz? Öncelikli olarak kişiyle alakalı bir araştırma yapıyoruz. Sosyal medyadan ulaştıysa sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Eğer telefonla veya birilerinin aracılığıyla olduysa da yine araştırmalar yapıyoruz. Kendilerinin kimlik bilgilerini alıyoruz. Bir taramadan geçiriyoruz. Resmi yerlerde. Araştırıyor musun? Araştırıyoruz. Doğru mudur değil midir diye. Ama şöyle söyleyeyim. 10 tane kişi ulaşıyorsa ki bunun belki bir tanesi veya iki tanesi gerçekten hakiki yardıma ihtiyacı olan kişiler olarak çıkıyor. Derneklerden ziyade aslında dernekler çok ciddi sömürü altında da kalıyor. Bu programı dinleyenler de karşılaştıklarını söyleyeceklerdir. Açık bir buzdolabı, buzdolabının içerisinde hiçbir şey yoktur. Hep aynı görüntüdür ve annenin söylediği şey ya işte evladıma bebek bezi lazım, süt lazım bunları alamıyoruz şeklinde. Bir seferinde koronanın ilk çıktığı zamanlarda bu tür mesajlar defalarca farklı görüntülerden, farklı hesaplarda defalarca ulaştırılmıştı bize. Başka bir dernekten arkadaşla görüştüğümde Sema o kişi bana da ulaşmıştı ama semtini değiştirmişti
diyerek yaklaşıyorlar veya adres istediğimizde, adresine gittiğimizde kendisinin oturmadığı, farklı kişilerin oturduğu adresler gösteriliyor. Evet, yoksul bir ailenin adresi ama kendilerinin olmuyor. Benzer şeylerle ben de karşılaştım. Hatta bana da yazıyorlar. Artık ben nasıl görüyorlarsa çok zengin bir profil çiziyorum herhalde. Ben sizin maddi olarak iyi bir konumda olduğunuzu biliyorum. Ya zaten yayını yapmış olduğumuz yer her ne kadar Sema Hanım'ın yazıhanesi olarak görünse de aşağıda bir kafeterya var. Çengelköy'de Keşkül Kafeterya. Ya oldukça rağbet gören, insanların gelip yiyip içip oturup eğlendikleri bir ortam. Size de tavsiye ediyorum. Gelip kendiniz de görebilirsiniz. Tabii buyursunlar. Herkese açıktır. Burası Keşkül Derneği olarak adımız anılıyor ya da seyyah olarak. İnsanlar şeyi düşünüyorlar. Ya biz de gelebilir miyiz oraya? Burası normal açık bir kafeterya. Toplantılar yapılabilir. Seminerler düzenlenebilir. Atölyeler kurulabilir. Evet. Söyleşilerin de yapılabileceği güzel bir ortamımız var. Yani burada benim de gördüğüm öyle bir abiyane bir tabirle söyleyeyim, bir dolandırıcılık havası yok. Maddi durumlar oldukça iyi. Hakikaten dara düşen kim varsa gecenin bir yarısı, mesela ben şahidim, gecenin bir yarısı ben bir vatandaşı Sema Hanım'a yönlendirmiştim. Acil bir Türkiye'de bulunmayan bir ilaca ihtiyaç vardı. Hatırladınız mı? Evet, hatırlıyorum. Ya gece saat 2-3 fark etmiyor. İsviçre'de ben o ilacı temin edeceğim diye kendini paralamıştı. Yani hiç tanımadığı bir şahıs, ben aracı olmuştum. Ya kendisini bu tür şeylere adamış bir insan. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne kadar mazlum topraklar varsa oraya koşturmanız, özellikle ben Arakan meselesini bilmiyordum. Arakan olsun, zulme maruz kalan coğrafyalar olsun. Türkiye'de zaman zaman çıkıp sokaklarda işte onları destekleyen sloganlar atıyoruz. İşte Allahu Ekber diyoruz. Kahrolsun emperyalizm diyoruz. İşte onun bayrağını yapıyoruz. Bir sürü tepki gösteriyoruz ama iş icraata gelince biz bir şekilde hani argoca tırt. Mehmet Bey, bunu şu örnekten verebiliriz. Yine tabii tepki çeken konuşmalar yapıyorum bu alanla alakalı. İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi. Bizler galeyana gelmeyi çok severiz. Bir gazımız vardır affedersiniz. Öyle durumlarda, olaylar yaşandığında çıkacağız meydanlarda, tepki vereceğiz. Evet, tepkiyi verelim ama bunun devamı gelsin. Yani boşu boşuna çıkıp tepkiler vermek, ya bizim vereceğimiz en güzel tepki şudur. Sizinle oturup Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ün güzelliğini, önemini, tarihimizdeki yerini, dini önemini konuştuğumuzda bu en güzel tepkidir. Bizim evlatlarımızın İbranice öğrenmesi, Arapça öğrenmesi en güzel tepkidir ve bu kalıcıdır. Biz şu an tembellikten hiçbir şey yapamıyoruz ki. En büyük yaptığımız adım o sloganlara atmak. Hadi şunu protesto ediyoruz, bunu protesto ediyoruz deniliyor. Ardından bırakılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Bunun yüzlerce örneğini ben rahatlıkla yaşadım, gördüm. İşte ne bileyim, Kudüs'e yönlenin. Evet, herkes gidemeyebilir. Bu imkan, sağlık, ortam müsaitliği olmayabilir ama Kudüs'le alakalı, peygamberlerle alakalı, orada yapılanlarla alakalı söyleşiler, sohbetler, muhabbetler, bunlar konuşulsa illa agresif şeyler olması da gerekmiyor. Ben ne zaman Kudüs olayları olacak olsa, olduğu zamanlarda evet Mescid-i Aksa'daki durumları yansıtırım, anlatırım, şöyle oldu böyle oldu diye bahsederim. Ama ve lakin olayların olduğu zaman da Kudüs'ün bilinmeyen yanlarını, çok fazla ön plana çıkarılmayan görüntülerini yayınlarım. Hristiyanlar açısından, Yahudiler açısından, Müslümanlar açısından olan görüntülerini paylaşırım. Orayla ilgili yolcularımızın, bize katılanların düşüncelerini paylaşırım. Ve emin olun, bu sefer insanlar ya ben Kudüs'e nasıl gidebilirim? Ne zaman turunuz var Sema Hanım? Ve bir Müslüman, bir Türk Kudüs'e gittiğinde en büyük hizmeti o zaman yapıyor. Çünkü bedenen ispatı vücut yapıyor. Ben buradayım, buranın sahibi bendim. 4 asır boyunca burada hüküm sürdüm. Bak ben yine geliyorum diyorum. Ve emin olun bunu İsrail'i de biliyor. Ve İsrail askerlerinin de söylediği şey, yine Türkler geldiler, bunlar gitmeyecekler. Burayı almadan gitmeyecekler diyorlar. Filistinler de keza, bakın onlar geldiler. Asıl sahipleri, bu toprakların sahipleri geldi diyorlar ve bize bu şekilde bakıyorlar. Biz oranın sahibiysek niye sahip olduğumuz yerde el gibi duruyoruz? Niye yabancı gibi duruyoruz? Oranın her şeyini bilmemiz lazım. Artısı, eksisi, iyisi, kötüsü, her şeyini bilmemiz lazım. Bir insanı karşı cinsi sevdiğimizde, aşık olduğumuzda bile ona dair her şeyi öğrenmek isteriz. Onun bütün olumsuz yanlarını da kabul ederiz, severiz. Olsun, eyvallah. Hani onun her hali güzeldir, her hali hoştur. Ben onu bu şekilde sevdim deriz. Söz konusu olan, ümmete emanet edilen Harem-i Şerifimiz Mescid-i Aksa olduğunda, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs topraklarımız, Filistin topraklarımız olduğunda bizim sadece bildiğimiz şey Coca-Cola'yı protesto edeceğiz. İşte mitingler, boykotlar düzenleyeceğiz. Nesleyi unutmayalım. Nesleyi unutmayalım.
Yani bunlar bunun ötesine ne yazık ki gidilemiyor ve bu düşünceyle ben Kudüs'e götürdüğüm bazı kişilerde de ya görüyor musunuz Sema Hanım, ben asla İsrail şekeri kullanmam diyor. Neden kullanmazsın diyorum. İsrail'e destek olmamak için diyor. Ya İsrail şekeri dediğimiz şey Filistin'in kullandığı şey zaten. Dolar euro kullanacağım diyorum. Niye dolarla euro ile Müslüman ülkelere mi destek olduğunu düşünüyorsun ya diye soruyorum. Konuda... Çok ilginç bir şey var, yaklaşım var. Sigaramızdan, yemeğimizden, tatilimizden hiçbir şeyden ödün vermiyoruz. 124 bin peygamberin ayak bastığı bir makam. Hazreti İbrahim, Hazreti Davut, Hazreti Musa. İlk kıblemiz, Mescid-i Aksa'mız, ümmete hediye edilmiş olan Harim-i Şerif'imiz. Bir de maneviyatı çok yüksek. Yani orayı orada anlatmak lazım. İlla ki falan şahısla gidin diye bir söylemde bulunma adına söylemiyorum. Ama ben rahat edebileceğiniz, sizi Mescid-i Aksa'da en ufak bir sıkıntınızı 5 dakika içerisinde giderebilecek bir tur nasıl olur derseniz işte karşınızda. Yani. Anında ekibi çözüyor. İşte kurban yardımından bulunmak istiyorsunuz. Müracaat edebileceğiniz adres diyebilirim. Vallahi biraz fedakarlık yapın. Yani ben Nestle'yi yemiyorum ya Coca-Cola tüketmeyeceğim. İşte İsrail'i protesto ediyorum. İşte Amerika'yı protesto ediyorum değil mesele. Mesele o coğrafyalara gidip o insanlarla el ele tutuşup onlara sahip çıkmak. Tabii. Mesela şey ne kadar? Mescid-i Aksa'ya bizi götürdün. Kaça mal oldu? Bir Mehmet Özışık şeyi oluyor zaten. Tarifesi oluyor ayrı bir şekilde. Size ve arkadaşlarınıza, sizinle beraber gelecek olanlara. Şöyle o da dönemlere göre değişiyor Mehmet Bey. Çünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs topraklarımız, Kudüs'ümüz hem Hristiyanlar için hem Yahudiler için hem Müslümanlar için çok önemli yerler ve Hristiyanların hacı oldukları nokta. Yahudilerin buluştukları Kabe'miz dedikleri nokta. Müslümanlar için ilk kıblemizin bulunduğu, ilk kıblemizin olduğu bize emanet edilen Harim-i Şerif'imiz olarak namusumuz gibi korumamız gereken yer orası. O yüzden dönemlere göre bu önemlerden dolayı fiyatlar değişiyor. Ramazan'da gidilmesinin fiyatı farklıdır. Kadir gecesinde orada olmanın fiyatı farklı oluyor. Miraç'ta çünkü bu. Oradaki her şeye yansıtılıyor. Araç kiralamaya, transfere, rehber bulup bulmamaya genel olarak söylüyorum. Normalde rehberliği ben kendi turlarımda kendim yaparım ekseriyetle. Ve bunun yanı sıra otellerin bulunamayışı, zorlanışı ve fiyatların habire yükseltiliyor olmasıyla beraber sürekli rakamlar değişir. Bu 750 dolardan da başlayabiliyor bazı turlarda. Daha böyle yüksek sezonun olmadığı zamanlarda. Çünkü Hristiyanlarda Paskalya dönemleri var. Aynı zamanda Weihnacht dönemi dediğimiz işte Hazreti İsa ile alakalı olan dönemlerinde dini bayramlarında akın akın Hristiyanlar gelir. Yıllık neredeyse 500 bin Hristiyan gelir. Orada hacı olurlar. O dönemlerde de fiyatlar her zaman yüksek oluyor. Yahudiler için önemli olan onların bayramlarının olduğu dönemlerde de yine diğer ülkelerdeki Yahudilerde de geldiğinde bir yükseliş olabiliyor. Ölü sezonlarda 750 dolardan itibaren başlayarak bu diğer zamanlara, sezonlara göre fiyatlar artarak çıkış sağlanabiliyor. Mescid-i Aksa ziyaretlerinde vatandaş olarak en az giden ülke Türkiye mi? Evet, maalesef. Müslüman bir ülkeyiz. Maalesef. Şu an yaklaşık 40 bin, 45 bin, iyimser olalım 50 bin senelik Türklerin gittiği sayı olarak düşünebiliriz. Çok az bir rakam bu. 86 milyonluk bir ülkede. Yani işte o meydanlara çıkan topluluklarımız o tarafa doğru yönelseler de aslında Mehmet Bey niyet çok önemli. Her şeyde niyet. Yani Allah'a tevekkül eden, Allah'a tam anlamıyla iman eden kişi her gün şuraya bir 50 kuruş bırakmış olsa, kendisine bir kenara 1 lira koymuş olsa. Ya Selahaddin Eyyubi'nin emeliydi Kudüs'ü fethetmesi. Nurettin Zengin'in en büyük hedefiydi Kudüs'ü fethetmek. Bizim de bir anda ya olmuyor işte gidemiyoruz, maddi imkanımız yok, çok pahalısınız, şöyle böyle. Ha bunlar bahane olduğuna inanmıyorum. Bakın ben bu alanlara seyyah sema olmadan öncesinde ben Sivas'tan dışarıya adımını atmış birisi değildim. Hiçbir yere gitmedim, hiçbir şehri görmedim, Sivas'ın dışına çıkmadım. Dernekçilik neyi onu bilmezdim ben. Ama daha sonrasında öyle bir niyet, öyle bir yol alma, ardından Mescid-i Aksa ile buluşma falan derken bir anda yani niyetle her şey oluyor. Niyetle arkadaşlar bakın nerede mazlum varsa onu bulmaya çalışacağız biz. Şu kaşımızı gözümüzü kırptığımızda Rabbimiz izin vermezse biz bunları yapamayacağımıza inanıyorsak Allah-u Teala isterse bizi uykumuzda bile Mescid-i Aksa'ya götürür, bıraktırır, gösterir. Bakın bu videoyu izledikten sonrasında hayatında çeşitli böyle mucizevi olaylar yaşayan kişiler de olacaktır. Gece gündüz duasını ettiği ve Allah'tan gerçekten istediği şeyi farklı bir şekilde başka birinin vesilesiyle sahip olan insanların hikayeleriyle dolu hayatlar insanları incelediğimizde, dinlediğimizde. Bu yüzden hiçbir şey için asla ya yok ne de olsa şu imkan yok, bu imkan yok dememek lazım. İmkan var.
Önemli olan niyet etmek ve önemli olan gerçekten edebiyle, lütfuyla, ahlakıyla Allah-u Teala'dan o edeple istemek çok çok önemli. Videoda anlatabildiğimiz kadar anlattık. Hani kendim göreyim, Sema Hanım'la oturayım, kendim konuşayım, fikirlerine başvurayım. Buyursunlar, Eksik baş gedik tacıları ne buyursunlar. varsa. İstikamet Çengelköy, Keşkül Kafe. Tüm detayları size anlatacaklar. Demin de Sema Hanım söylediği gibi hakikaten biraz fedakarlık yapmamız lazım. İslam coğrafyasına sahip çıkma adına, oralarda varlığımızı gösterebilme adına biraz fedakarlık yapmamız lazım. İnşallah niyetiniz halis olur. Bir yardımın nelere sebep olduğu düşüncesiyle yapabileceğiniz yardımlar varsa elinizden geleni ardınıza koymayacağınızdan eminim. Bu duygu düşüncelerle bugünlük bizden de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.